Günaydın kızlar. Günaydın. Bugün nasılsınız? Çok iyiyiz. Bugün daha iyi olmaya geliyorum. Bugün alışveriş için neredeyiz peki? Kendimde. Sıra geldi günün konseptini açıklamaya. Hazır mısınız? Açıklıyorum o halde. Kendi stilinle damganı vur. Bugün konseptleri siz söylüyorsunuz hanımlar. Aynen. Konsept mi söylüyoruz? Size düşünmek için kısa bir süre vereceğim tabii ki. Alışverişe başlayana kadar zamanınız var. Bugün için bütçeniz tam olarak 850 TL. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süreniz başladı. Kızlar günaydın. Bugün muhteşem bir güne uyandık. Şimdi bugün de çok enerjik bir şekilde konseptimizi hazırlayacağız ve muhteşem bir kombinle parçalamaya geliyorum kızlara. Bugünkü konseptine karar verebildin mi Nihan? Bugünkü konseptim hakkında tabii ki yine bomba gibi olacağım. Oğlumun 10 yaş doğum gününe muhteşem bir şekilde katılacağım. Tabii ki damgamı vuracağım. Bir Nihan Sağır olmak tabii ki kolay değil kızlar. Bir an önce başlayalım mı peki? Başlayalım. Günaydın Tina. Günaydın. Güne başlamadan önce dün jüri yorumları hakkındaki fikirlerini öğrenebilir miyiz? Tamamen %100 katılıyorum. Çünkü yorumlardan çok güzel şeyler çıkarttığımı düşünüyorum. Sonuçta her yorum bir tecrübe. Günün konseptine karar verdin mi? Biraz sonra seninle paylaşacağım ama bir kahve ısmarlasam sana. Konseptimi sonradan söylesem nasıl olur? Önce konseptini söylemen gerekiyor Tina. Biraz pazarlığa açık ol. Jüriden eleştiri almamı istemezsin değil mi? Ben kendi tezgahımı açıyorum ve tezgahın önünde kendi kıyafetlerimden giyinip ve duracağım orada. Kendi sattığın ürünlerin modelliğini de yapacaksın aynı zamanda. Evet. Buralarda bildiğin bir mağaza var mı? Var. Biraz sonra hemen girelim. Sen mağazana giderken biz de bu arada Banu'ya günaydın diyelim. Bin hoş kardeşiz. Konseptini söylemeye hazır mısın? İtalya'dan gelmiş bir tane boyfriend'le tanıştım ve onunla ilk date'ime çıkacağım. Ve kendisi Justin Bieber'a o kadar çok benziyor ki. Jürinin dün Aleyna'yı prenses ilan etmesine ne diyorsun peki? Benim adımın anlamı bir de prenses dış ses. Ama beni çok tutuyorsun. Koş bizim alışverişe gitmemiz lazım. Günaydın Zeynep. Günaydın dış ses. Nasılsın bugün? Çok iyiyim. Aslında çok iyi değilim. Dünkü 9 puanın ardından bugün çok çok iyi puanlar almam gerekiyor. O yüzden koşturmaya devam. Konseptine karar verdin mi? Tamamen netleştirmem lazım. Emin olana kadar, ilk gördüğüm mağazaya girene kadar bende kalacak. Bir an önce alışverişe başlayalım o halde. Evet, hemen başlasın. Aleyna'ya da günaydın diyelim. Nasılsın Aleyna? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugünün konseptinde nereye gideceğine karar verdin mi? Ben bugün yurt dışındayım. Bir stajyer başvurusuna gidiyorum. Staj yapmak için, bu bölümü okuduğum için hayallerimden biri olur. Yurt dışında nereye gidiyorsun peki? Milano'ya gidiyorum. Dün jürinin sana prenses tacını vermesi hakkında ne düşünüyorsun peki? Ben de Banu'ya ufak bir sürpriz yapacağım bugün. Ama çok vakit kaybetmeden alışverişime başlamak istiyorum. Günaydın Hülya. Bugün nasılsın? Bugün çok iyiyim. Üzerimdeki o ecebiliği attım. Gerçekten kendimi çok rahat hissediyorum. Dün jürilerden birazcık hepimiz gömülmüş olabiliriz ama şöyle diyorum ben ona. Mahvolduk, kahrolduk. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez. Acaba yarın ne giysek deyip devam ediyorum bugün alışverişime. Bugün için nasıl bir konsept oluştu peki aklında? Dış ses. Bugün benim doğum günüm ve gördüğün gibi 8 yaşıma giriyorum. Bugün kombininin hakkını vereceksin diyebilir miyiz? İnanılmaz bir kombin çıkaracağım. Hatta kafamda tasarım bir şeyler yapmak var. O zaman bugün herkesten hızlı olman gerekiyor. Sen beni niye tutuyorsun ki zaten? Hadi. Bugün nasıl hissediyorsun Özge? Ay çok iyi hissediyorum. Kötü bir başlangıç yaptık ama hepimiz için kötüydü. O yüzden bugün bomba gibiyim. Konseptine karar verdin mi peki? Ablamın ikinci çocuğu oluyormuş. İlki erkek çocuğu. İkincisinin de baby shower olacak ve cinsiyet açıklayacağız. O yüzden cinsiyet renginde ya pembe ya da mavi daha güzel bulduğum kıyafetlere göre cinsiyet partisi yapacağız yani. Öyle bir ablamın baby shower'ına gidiyorum. Yarışmacılarımız hızlıca konseptlerini açıklarken konseptini sır gibi saklayan Tina'nın yanına ışınlanıyoruz biz de. Bakıyorum da kombin arayışına başlamışsın bile Tina. Evet. Burada gözüme çarpan bir şeyler gördüm sanki. Dedim hemen gireyim bir şeyler bakayım. Çantamı burada bırakayım hemen. Konseptine karar verdin mi? Şimdi kafamda bir şeyler var. Biraz daha bakacağım. Kombinimi alıp gideceğim giyinip önüne çıkacağım. Hadi yürü de aynı mağazaya girmezsin ya. Ya, tut ben seni alırım. Yapıştırma bana. Aa ben giriyordum. İlk kıskançlığım ben girdim. Hayır ben ya. Girdim. Allah Allah hayır, kızım. Bak, bir de aynı mağazaya girmez. Sanki başka mağazaya. Hayır ben buraya girecektim. Tamam. Neye bakıyorsun sen? Sana ne arkadaşım çekilsene.
Sonuncu olmak nasıl bir duygu? Sonuncu olmadım ki. Sırada mı sonuncuydu? Evet. Senin prenses olup kaybetmen nasıl? Onu konuşalım. Ben kaybetmedim canım. Ne yaptın, kazandın mı? Her zaman zirvedeyim. Tatlım, zirvedesin de atla. O yüzden mi girdiğim yerlere giriyorsun? Ne bakıyorsun? Hanımlar, ne oluyor aranızda böyle? Tamam, beni bırakır, beni salar mısın? Sen beni sal, sen beni gidiyorsun. Tamam, kuyruğum geliyorsun peşimden. Çık o zaman benim girdiğim yerden. Ben girdim önce. Ne baktım ama bakacaksın değil mi? Ben seni mi kıskanıyorum? Aynen, ben sen çok yaşlı gibi giyiniyorsun tatlım ya. Tam senin yaşına uygun o giydiğin şey. Her gün birine sarıyorsun yani. Bir kendin olsan ya. Ben zaten kendimi. Prenses olduğunu iddia ediyorsun. Prenses olarak devam et hayatına. Sen benim prensesliğimi çok kıskanıyorsun bence. Niye? Neyini? Buraya girişinden beri, ben buraya giriyorum, uzaktan gördüm, beni takip ediyorsun dolandan beri. Neyi paylaşamıyorsunuz tam olarak? Benimle aynı mağazaya gidiyor, hep peşimde kuru gibi dolaşıyor ve bana diyor ki beni kıskanıyorsun. Ya Marken, ben buraya gelemem, çok ilginç değil mi yani? Allah Allah. Gidelim buradan. Kıskanabileceğim de herhangi bir durumda zaten yok yani, her şey ortada, anlatabiliyor muyum? Siz didişmeye devam edin, biz de Zeynep'in yanına ışınlanalım. Zeynep? Ne oldu dış ses? Mağazaya girmeden önce konseptini açıklar mısın? Kuruçeşme'de bir arkadaşımın mekan açılışına gidiyorum. Açılış akşam saatinde mi olacak? Evet, açılış akşam olacak. O yüzden de hem şık hem de böyle kendi tarzımı yansıtabileceğim rahat parçalar seçeceğim. Seni kombinlerini seçmen için yalnız bırakıp Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. Hadi o zaman. Doğum gününde nereye gidiyorsun Hülya? Doğum günümde çok şık bir mekana gidiyorum. Arkadaşlarımla yemek yiyip bir şeyler içip sonrasında pasta keseceğimiz bir mekana gidiyorum. Ona göre de kombinimi kafamda tasarladım. İlk olarak hangi mağazadan başlıyoruz peki? Önce bir otrişi alayım dış ses. Sen bana bırak. Gör bak neler olacak. Sen beni takip et. Merhabalar. Baby shower için kıyafet bakmaya geldim. Pembeye bakacağım. Kız çocuğumuz olacak. Ona göre bir kombin yapacağım. Buna böyle bir sürü takı takarım. Çok şık olabilir. Ben bir deneyeyim. Buluşalım, tamam mı? Kız bebek için baby shower konseptine hazırlanan Özge, bakalım kombinleriyle ilham olabilecek mi? Bu kombin içine sindi mi? Hayır. Doğruyu söylemek gerekirse hayır, ama şöyle bir deneyeyim dedim. Nasıl olduğunu görmek için. Şimdi ikinci kombinimi yapıp geliyorum. Gitmeden önce fiyatlarını öğrenelim mi? Bunun fiyatı 129 TL. Eteğimde 159. Yeni bir kombin için hazır mısın? Hadi bakalım, şimdi ikinci kombini yapayım. Vakit kaybetmeden. Tuhaf bir şekilde bana tatlı geliyorsun. Fakat üzerinde berbat bir elbise var. Beyaz tulum aldım. Bence çok güzel. Beyaz zaten çok seviyorum. Olabilir diye düşünüyorum ama önce fiyatını öğrenmem lazım. Tabii efendim. 350 TL. Nasıl ya? 350 TL çok. Ben... Teşekkür ederim. Elbisenin detaylarından bahseder misin bize? Bu elbise çok güzel güpürleri var. Zaten çok severim. Benlik bir şey zaten. Güpür böyle daha kadın duruyor. Ve şort bir tulum. Bence kesinlikle çok rahat edebileceğim bir durum. Çünkü doğum günü annesi olduğum için koşturacağım, sürekli koşturacağım. Böyle bir hengame içerisinde olacağım için. O yüzden rahat bir tulum kesinlikle olabilir. Kombinlerimin arasında.